Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü mesele. Velagad kerramna bani Adem ayetinin innehu kana zaluman cehula ayetiyle vechi tevfikı nedir? El cevap. 11. sözde ve 23. sözde ve 24.'ünün 5. dalının 2. meyvesinde izahı vardır. Sırrı icmalisi şudur ki Cenab-ı Hak kemali kudretiyle nasıl bir tek şeyden çok şeyleri yapıyor, çok vazifeleri gördürüyor, bir sahifede bin kitabı yazıyor. Öyle de insanı pek çok enva yerinde bir nev-i halk etmiş. Yani bütün enva hayatın muhtelif derecatı kadar bir tek nev olan insan ile o vezaifi gördürmek irade etmiş ki, insanların kuvalarına ve hissiyatlarına fıtraten bir hat bırakmamış, fıtri bir kayıt koymamış, serbest bırakmış. Sair hayvanatın kuvaları ve hissiyatları mahduttur, fıtri bir kayıt altındadır. Halbuki insanın her kuvası hadsiz bir mesafede cevelan eder gibi gayrı mütenahi canibine gider.'' Çünkü insan Halik-i kainatın esmasının nihayetsiz tecellilerine bir ayna olduğu için kuvalarına nihayetsiz bir istidat verilmiş. Mesela insan hırs ile bütün dünya ona verilse hel min mezid diyecek. Hem hodgamlığı ile kendi menfaatine binler adamın zararını kabul eder. Ve hakeza ahlak-ı seyyiyede hadsiz derecede inkişafları olduğu ve Nemrutlar ve Firavunlar derecesine kadar gittikleri ve sigay-ı mübalağa ile zalum olduğu gibi ahlak-ı hasenede dahi hadsiz bir terakkiyata mazhar olur. Enbiya ve Sıddıkîn derecesine terakki eder. Hem insan hayvanların aksine olarak hayata lazım her şeye karşı cahildir her şeyi öğrenmeye mecburdur. Hadsiz eşyaya muhtaç olduğu için sigay-ı mübalağa ile cehuldür. Hayvan ise dünyaya geldiği vakit hem az şeylere muhtaç, hem muhtaç olduğu şeyleri bir iki ayda belki bir iki günde, bazen bir iki saatte bütün şerait hayatını öğrenir. Güya bir başka alemde tekemmül etmiş, öyle gelmiş. İnsan ise bir iki senede ancak ayağa kalkar, 15 senede ancak menfaat ve zararı fark eder. İşte cehul mübalası buna da işaret eder.''